İyi akşamlar. Şöyle gireyim istersen. Sen gel şöyle gel. Gel. Tamam, iyi akşamlar. Bugün oyundan beklentimizi zaman zaman karşıladığımız bir oyun oldu. Biz uzun bir süreci yönetiyoruz. Ve takım olarak da bu sürecin içerisinde elbette ki farklılıklar olacaktır. Ama en azından gelişerek gidiyoruz. Birçok mevki pozisyon eksiklerimiz olmasına rağmen bunların yerine oynayacak oyuncularımızın özverisi ve disiplin açısından da oldukça iyi organize oluyoruz. Ve bu süreci de atlatıp diğer bütün katılımıyla oyuncularımızı daha da geliştirerek bu uzun süreci doğru yöneterek şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmak istiyoruz. Onlardan bir tanesiydi. Bugün futbol adına en azından herhangi bir problem yaşanmadan güzel bir şekilde sonuçlandı. Goller olabilirdi. Biz daha yakındık. Bu futbolumuzu geliştirerek devam etmek istiyoruz. Emre Zabunoğlu, Beyaz TV. Hocam, sahadaki oyuna baktığınızda sezon sonunda bugünkü oyunun karşılığında 2 puanlık bir kayıp olarak mı göreceksiniz, yoksa 1 puanlık bir kazanç mı? Bir de hocam, bugün için söylemiyorum ama genelde Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde sanki iki takım da birbirine o kadar yenilmekten çekiniyor ki futbolcularda da o istenileni yapamama oluyor. Yani kaliteli bir futbol görünemiyor Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde. Beklenti çok büyükken. Teşekkürler. Biz kesinlikle sizin son söylediğiniz gibi çıkmadık. Yani beklentimiz gol ve kazanmaktı. Ve bu beklentiyi ortaya koymak istedik. Evet, son dakikalar artık her iki takım içinde bir kaza golü olabilirdi. Ama en azından son dakikalarda yine biz force ettik ve biz öne geçebilirdik. Dediğim gibi bazı oyuncularımızın mevki problemleri var ve bu mevki problemlerinden dolayı aksaklıklar olabiliyor. İstemediğimiz oyun şekli ortaya çıkabiliyor. Bunu oyuncularımızı suçlayamam. Çünkü onların pozisyonları değil. Çok uzun bir zaman dilimi. Bu puanlar daha henüz hesaplanacak kadar da çok önümüzde zaman dilimi var. Galatasaray da iyi bir takım. Fenerbahçe de çok iyi bir takım. Ve rakipleri var. O kadar çok uzun bir süreç var ki eskisi gibi değil. Anadolu takımları da güçlü, iyi mücadele veriyorlar. Örneğin Alanyaspor bugün ligdeki durumu belli. Ve diğer takımlar. Önümüzdeki bu zamanı doğru yönetip Fenerbahçe'nin güçlerini doğru kullanıp sonuca ulaşmak istiyoruz. Ve bunun için de hem taraftarlarımızın, hem camiamızın, hem yönetimimizin desteğini de alıyoruz. Birçok konuda önde olduğumuz istatistiklerimizin bugün en azından bir takım karşılıklarını gördük. Gol pozisyonu üretmek, zaman zaman rakibine karşı etkili oyun oynamak gibi. Bunları da geliştireceğimizi düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başka soru yok hocam. Ergün Aslan, Yeni Şafak gazetesi. Hocam, Deniz Türünç'te bir sakatlık mı vardı? Oyun planı çerçevesinde mi aldınız? Teşekkür ederim. Herhangi bir problemimiz yok. Yani oyuncu giriyor çıkıyor diye bir kaide de yok. Oyunda ufak değişiklikler var dediğim gibi. Birçok pozisyon problemi olan bir takım olduğumuz için zaman zaman bu gibi değişiklikler olacak. Herhangi bir problemimiz yok. Deniz'de çok iyi geliştiğini düşündüm. O da Fenerbahçe'ye uyum sağlayıp yoluna devam edecek. Arkadaşlar, biz bayağı uzun bir süreçte takım olacak gibi gözüküyor. Çünkü oyuncularımızın bize çok geç katılmasından dolayı da bazı sıkıntılarımız var. Ama ben onların bu oryantasyonlarını, takıma çabuk alışmalarını fazlasıyla önemsiyorum ve onların da bu gayretlerinden dolayı oldukça mutluyum, memnunum. En ufak bir şüpheniz olmasın ki hepsi fedakarca bu oyunu daha iyi oynamanın yollarını bulacaklar. Biz de bulacağız. Daha kaliteli bir takım seyredeceğiz. Hocam, tamamdır. Yeter. Tamamdır. Hücuma geçişlerde, top aktarımlarında ve sonuçlandırmalarda sıkıntı yaşadık. Şunu söyleyebilirim, çalışmalarımızın karşılığı asla bu değil. Çok daha iyi olacak. En kısa sürede toparlanacak diye düşünüyorum. Sonuçta bir maç geride kaldı. Baktığınızda çok fazla pozisyonun olmadı. Ama girilen pozisyonlarda da
bakıldığında sonuçlandıramadığımız bir maç olarak düşünüyorum. Evet, bir soru alalım Sinan Bey'den. Hocam geçen hafta sanırım Yeni Malatya maçı basın toplantısında gelecek hafta daha iyi bir Galatasaray olacak demiştiniz. Bu herhalde beklediğiniz gibi olmadı. Ben şunu düşünüyorum. 8. resmi maç Galatasaray sadece 7 gol atabilmiş. 1 golün altında ortalaması. Ve mesela Onyekuru gibi bir oyuncunun eksikliği çok ciddi hissedilmiyor mu? Hücumdaki her oyuncu topu ayağını istiyor. Hiç koşu yoluna top isteyen ve kontra atak futboluna yatkın bir hücum oyuncusu. Çok da para harcandı o bölgeye. Hem Falcao hem Babel. Bir planlama hatası olmuş olabilir mi? Ben öyle düşünmüyorum. Başta da söyledim. Bizim de zaten beklediğimiz oyun veya planladığımız oyun bu değildi. Sonuçta biz pas yapan bir takımız. Bu pası yapamadığımızda da geçiş hücumlarında sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu pas trafiğini düzelttiğimizde ve çabuk geçişleri sahaya uyguladığımızda bence bu düzelecektir. Bir soru daha alıp teşekkür edeceğiz. Evet. Ayhan Şensoy, Habertürk Televizyonu. Sinan Yılmaz'ın sorusuna ilave olarak sormak istiyorum ki Galatasaray'da bütün toplar Babel üzerinden oynanmaya çalışılıyor. Aslında bugün Falcao iki kez topla buluştu. Birini Lemine'ye verdi, kaleci kurtardı. Diğerini de gol attı, offside sayıldı. Hücumdaki plansızlığı nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Yani çünkü Falcao ile buluştuğunda daha üretken oluyor Galatasaray ama Babel üzerinden gittiğinde ise pozisyon bulamıyor Galatasaray. Teşekkürler. Ben plansızlık olarak söylemeyeyim. Dediğim gibi yani sonuçta topu oraya aktardığımızda, top o bölgeye geldiğinde sonuçlandırma kısmını iyi yapabilirsek bence sonuç kendinden gelecek. Ama tabii ki bu sonuçta çalışılacak olan bir şey. Bizler de bunun farkındayız. En kısa sürede toparlayacağız, düzelteceğiz ve gerçek bir Galatasaray'ı sizlere seyrettireceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Teşekkürler. İyi akşamlar.